Kap motor süva ayarı nasıl yapılır? Bu şekilde statör kapağının oradaki şu şekilde kapaklar var. Bunlar buradan çıkıyor. Üstünki de bu. Bunları söküp 15'lik lokma yardımıyla buraya çevirerek buraya T gelecek bu şekilde. T iki sefer geliyor. Geldiğinde şu sibop şu şekilde boş olacak. Göstereyim size ben. Bu şekilde sıkmayacak kendini. Ben bunu kendi el ayarıma göre ayarlayacağım. Yanımda kameraman veyahut da çekecek bir arkadaşım olmadığı için tek başıma çekiyorum. Görüntü kalitesi biraz kötü olabilir ama kusura bakmayın. Ayarlayıp hemen geliyorum. Size nasıl olduğunu göstereyim. Şu şekilde göstereyim bakın. Tık 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 ses geliyor bak. O şekilde olacak. Şimdi ön baltaları değiştiririz. Ön baltalarımız şunlar. Ön baltaları sökmek için bu şekilde 12 anahtar. Bunları sökeceğiz. Şu ikisini. Bir tane tornavida. Düz fark etmez. Bir tane de alyan. Alyan şuralar için. Bir tane de şurada var. Hadi geçelim sökme. Evet arkadaşlar, bu vidalar biraz sıkı olabilir. Dişlerini yedirmeden sökerseniz çok iyi olur. Gördüğünüz gibi ben zor söküyorum. Yanımda arkadaşım olmadığı için, tek kişi olduğum için, kamerayı tek düzen tuttuğum için biraz sallantı olabilir. Kusura bakma. Bu şekilde bunları söktükten sonra kampanayı şu şekilde tutup zaten elinize gelir. Balatalarımız da şunlar zaten ikisi. Bunları sökmek için dediğim alyanları sökmemiz gerekiyor. Bunun için ben tekrar bunu yerine oturtturup tornavida yardımıyla sökeceğim. Şekilde geliyor. Zaten gördüğünüz gibi düştüler. Herhangi bir pense veyahut da başka bir şey yardımıyla şunları geri ittirmemiz gerekiyor. Çünkü yeni baltaları takacağımız için diske sığmayabilirler. Bakın ben ittirip geldim. Aynen bu şekilde olması lazım. Pistonların yerinde olması gerekiyor. 0'a 0. Yoksa baltaları takmak biraz zor olabilir. Baltaları bu şekilde yerine yerleştikten sonra bu alyanları ittiriyorsunuz. Zaten çok basit bir işlem. Sonra alyanları sıkıp bunu yerine oturtturuyoruz. Alyanları sıkıp geliyorum hemen. Ben şu alyanları sıktım. Arasında şu şekilde açıp disk ikisinin arasında kalacak şekilde takıyoruz. Benim elimde kamera olduğu için ben biraz zorlanıyorum ama hemen şu vidalarını takıp geliyorum. Taktıktan sonra evet arkadaşlar, alyanları bu videomuzun bu şekilde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı unutmayın.